Sevmeyenlerine göre Fred Çakmaktaş'ın profilden tıpkısı. Ya badabadu! Hayranlarının deyimiyle ise yavru köpek bakışlı. Kıvançlara, Barışlara, Çağataylara, Buraklara alışmış bizim bünyelerde Mehmet Aslan tüyü etkisi yapan ağır başlı bir şeytan tüyü. Düşünen, oynayan, konuşan, yazan, pişiren, kara kaşlı, kara gözlü bir adam. Takside, altın günlerinde, ya her yerde tüm kadınların dilinde. Kim bu Mert Fırat ya? Şimdi yakışıklıydı değildi diye ülkeyi bölen Mert Fırat 1981'de Ankara'nın siyasi ayazıyla buz gibi bir ocak günü dünyaya geliyor. Babası 80'lerin ünlü ses sanatçılarından Nihat Fırat. Ankara Gala Kulübü'nün sahibi olan Nihat Fırat henüz kimsenin tanımadığı Kayahan'ı bir gün karşısında bulur. Kayahan aç olduğunu ve kızı beslediği süt alacak bile parasının olmadığını söyler. Kulübün sahne programının dolu olmasına rağmen Nihat Fırat şarkı söylemesi için Kayahan'a bir yer açar. Belki de önünü açar. Böyle bir ailede büyüyen Mert, liseyi bitirdiği yaz para kazanmak için Alanya'ya çalışmaya gider. Garsonluk yapmaya başlayarak para biriktirir. Çalışırken tanıştığı kız arkadaşının peşinden soluğu İsveç'te alır. Burada hem aşçılık yapar hem radyo televizyon bölümünde okur. Sonra gurbet mi yordu, aşk mı bitti, İç Anadolu'nun hasretine mi dayanamadı bilinmez. Memlekete kesin dönüş yapıp eğitimini yarıda bırakarak Ankara'ya döner ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümüne girer. Ve işte burada kendini bulur. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladığı profesyonel hayatı oyun atölyesindeki seçmeleri kazanmasıyla İstanbul'da devam eder. 2007 senesinde Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı ve Hırçın Kız oyunlarında gösterdiği performansla Arda Kalpolat oyunculuk ödülüne layık görülür. Sonrasında şöhret basamaklarını hızla çıkmaya başlar. Televizyonda önce Bizim Evin Halleri, sonra Binbir Gece, Kapalı Çarşı ve Beren Saat ile İntikam. İlksan Başar ile birlikte yazıp bir işitme engelli oynadığı Başka Dilde Aşk filmi ödüllere doymaz. Antalya Altın Portakal'da en iyi senaryo seçilen kendisinin yazdığı Atlı Karınca filminde aile içi istismarı anlatır. Filmde tacizci babayı kendisi canlandırır. Bu iki filmde toplumsal sorunlara kafa göz girerken şimdi ben de sana gireceğim. Daha sonra gelen Bir Varmış Bir Yokmuş da o tutan formül yerine 80 doğumlu kuşağın aşk meş işlerine girince bir tık altta kalan bir performans ortaya çıkmıştı. Ha şimdi dünya bir yana, Müslüm Baba'nın yorumu başka bir yana. Ama bu film için Mert mikrofonu alıp Nilüfer'i söyleyince anladık ki adamın sesi de hiç fena değil lan. Gayet iyi yani. Mert durmadı. 12 arkadaş bir araya gelip 2013 yılında moda sahnesini kurdu. Yetmedi, 2017'de Didem Balçın, Harun Tekin ve Koray Candemirli bir olup yemek, tiyatro ve müziği bir araya getirdikleri dastası açtı. Ve sonra yine Mert Fırat 2017'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi oldu. Ha oldu da ne oldu dersen, ne oldu? Yok mu bizim şu Game of'taki Jamie? O da seçilen elçilerden bir tanesi diyelim, sen anla. Bu kadar göz önünde olunca insanın özel hayatı da herkesin diline düşüyor. Mert de bunlardan nasibini aldı. Öncelikle defalarca beraber çalıştıkları İlksan Başarır'la aralarında ne var soruları koca koca gazetelerde soruldu. Akabinde Kaybedenler Kulübü Yoldan'ın Metesi Yiğit Özşener ve Mert Fırat'la birlikte olan Hande Doğan Demir çekimler sonrası gece kulübünde eğlenmeye gidince aldatma iddiaları malum ortamlara düştü. 2017 biterken bir baktık Mert Fırat, Şener Şen ve Yavuz Turgul'la Yol Ayrımı filminde bir araya geldi. Arif ve 216'da rolü kaptı. Ufak tefek cinayetlerde de panik ataklara gelen azıcık içine kapanık zengin yatırımcı Serhan Aksak rolünde. Türk kadınının gündeminde ilk sıraya oturdu. Şimdi yakışıklı mı, değil mi? Sen ne diyorsun bilmiyorum ama size Türk erkeğinin yakışıklılık şemasını yaptık. Bak şimdi. Çapkın, zeki, karizmatik Ayhan Işık'ı tam şuraya koyuyorum. Heykel gibi adam Sarışın Kıvancı da tam şuraya koyacağım. Gönül adımı güzel insan Sadi Alışık'ı da tam skalada şuraya koyuyorum. Boy, poz, aslan gibi çocuk Kenan da şuraya gel bakayım. Şimdi skalamız bu. İşte Mert Fırat'ı da buralarda bir yerlerde Sadi abimle Ayhan abimizin arasında bir yerlere koyacağız. Yani şurası oluyor herhalde. Ama o iki efsaneli isminin aynı cümlede bile anılabilmesi için yaklaşık 30-35 fırınlık bir ekmek tüketimine ihtiyacım var. Ülke Mert'i severek izliyor. Zira iyi işlerde gayet iyi oynayarak yoluna devam ediyor. Gişe için çöp film yapma furyasında benim geleceğe dair tek planım her sene bir tane utanmayacağım film yapabilmek diyor. Vallahi her sene yap da biz de izleyelim be Mert Fırat. Mert Fırat'ın acısı yok mu? Bizce var.
Dedik ya, toplumsal sorunları anlatan rolleriyle ve yazdıklarıyla sinemada döktürürken rotayı romantizme kırdığında olmuyor. Dizilerde, sinemada eğer tamamen bu yöne kayarsa tüm büyüsü gidecek gibi. Bir kere tornadan çıkmış yönlerin aksine adam oynuyor abi. Her role girebiliyor. Serseriyi de hakkıyla oynuyor. Borsaların kralı bir beyefendiyi de. Öyle ki Ankara Üniversitesi'ndeki bitirme projesi olan Voice'deki bir efsaneye dönüştürmüş. Yıllarca konuş konuş bitirilememiş. Her ünlü bir yerinden tutar hayır yapar. Kimi PR'dır, kimi gönülden gelen sahici işlerdir. Mert'in olayı ise başka bir seviyede. İhtiyaç sahibiyle imkan sahibini buluşturan, Türkiye'nin her yerinden kullanılabilen, parası olanın parasıyla, olmayanın gönüllü olup emeğiyle katkı verebileceği 10 milyon liranın üzerinde ekonomi yaratan ihtiyaçharitası.org'un arkasındaki isimlerden biri de o.